Herkese merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Galasirtate, Sotari Ansiklopedisi. Yunancısını bilmiyorum, ansiklopedinin. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün duyduğuna bile içimi pırpır eden bir konuyu anlatacağım aslında size. Ne mi? Tabii ki ışığı yakmadığım için anlatamayacağım. Herkese merhaba, 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 merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Burada bugün bu videoda aslında aşağıdaki başlığı görüyorsunuz ama ben yine size zevkle, heyecanla ve coşkuyla anlatacağım konuyu söylemek istiyorum başlığını. Marmara'nın incisi, Trakya'nın bereketli topraklarında bir kent olan, mavi kokan, güzel, kendi şehrimi anlatacağım. Evet, Tekirdağ bugün konumuz, kent tarihi konusunda. Aslında çok heyecanlıyım. İzmir çalışıyorum ben şu anda. Tarih tezi, yani doktor tezi olarak, ama Tekirdağ gönlümde, kalbimde her zaman yeri çok ayrıdır. Tekirdağ neden anlatıyorum İzmir'den sonra diyebilirsiniz ki birçok kent var önemli. Neden Tekirdağ gibi kıyıda kalmış bir kenti anlatıyorsunuz diyebilirsiniz ama hiç öyle değil. Kesinlikle ve kesinlikle öyle bir kent değil. Neden mi? Nedeni bu videoda uzun uzun anlatacağım. Traklar döneminden başlayan yerleşim yerleri ki daha öncesi de var. Onlarla ilgili örnekler vereceğim. Birçok milletin bir arada yaşadığı bir kent. Macarlardan tutun, Rumlara, Ermenilere, Yahudilere, Müslümanlara, din değiştiren insanlara, Bulgarlara, İtalyanlara, ufacık bir toprak parçasında birçok tebaanın bir arada yaşadığı bir yer. Limanı ile meşhur, imparatorluğun midesini besleyen önemli bir liman. Peki, ne mi? Siz bu arada büyük ihtimalle şu an Tekirdağ karşılamasını dinliyorsunuz. O zaman gelin bu videoda Marmara'nın incisi, Trakya'nın bereketli kenti, mavi kokan şehir, Tekirdağ tarihini işleyelim. Tekirdağ'ın tarihi konusunda tabii biz Tekirdağlılar olarak aslında çok çok yanlış şeyler biliyoruz, hatalı şeyler biliyoruz. Aslında yaşadığımız kenti bile çok fazla tanımıyoruz. Neden tanımıyoruz? Bunu anlatacağım. Çünkü çok fazla bilgi yanlışı var, bilgi kirliliği var. Amatör tarihçiler tarafından iddialar var ki bunlar hala günümüzde insan arasında söyleniyor ve aslında gözünüzün önünde olan şeyleri bile göremiyoruz bazen bu açıdan. Neler mi var? Şimdi ben size biraz daha işin doğrusunu anlatayım. Şimdi Tekirdağ bölgesi en eski yerleşimcileri bilindiği kadarıyla birkaç yer var. İşte Nayıp Tümülüsü var çevresinde. Ama Tekirdağ merkezi, şu anki merkez olarak bildiğimiz yerin ilk yerleşenleri Traklar. Traklarda da birkaç kabile var. Hani zaten Trakya adını veren Traklar ki başkentleri Bulgaristan'da şu anda bizim Tekirdağ'da falan değil. Bunlar birkaç kabileleri var. Yani aşiretler var. Bunların aşiretin içinde kimler var? Mesela Bistoniler var, Paitiler var, Kiklonlar var, Dersailer var, Edonlar var ve Satrailer. Özellikle bu bölgede yerleşen kabileler. Kim? Tekirdağ'da yerleşen, biz Tekirdağ'ın en eski adını ne olarak biliyoruz? Bizanti ya da Vizanti diye. Daha sonra Bizantiyon, Vizantiyon şeklinde de dönüyor burası. İşte bu Bizanti, Bistoni kabilesinden bunun geldiği iddia ediliyor. Şimdiki en eski kayıtlar böyle. Ama Herodot'a göre aslında şehre ilk yerleşenler Samoslular. Yani günümüzdeki Samos adasından gelip bölgeye yerleşiyorlar. Böyle bir iddiası var. Tabii ilk kim geldi vesaire gelmedi, bu tam önemli değil ama mesela bizim elimizde en erken mezar taşları var mesela. M.Ö. 4. yüzyıla ait Traklara ait mezar taşları. Nerede çıktı?
Bugün şimdi Tekirdağlı bilenden anlayacağım ki bu videoyu izleyen Tekirdağlı olmayan insanlarla da gidip Tekirdağ gördüklerinde aa burası orası orası burası demezler ama diyebilsinler diye bu videoyu anlatıyorum. İnşallah böyle size bunları bir gün böyle elimde kamerayla şu korona şey geçsin elimde kamerayla size böyle görsel anlatırım. Çok da isterim. Nerede çıktı mezar taşları onun? Şimdi yaşlılar Tekirdağ yaşlıları bilir. Eski postane bayırı. Postane. Bu şu anda hani bilmeyenler için ek olarak söyleyeyim. Şimdiki Hacil Bey Okulu var ya eski ticaret lisesi. Oradan aşağı doğru hani meydana doğru inerken hemen sağında Ördekli Dere'ye Salı Pazarı'nın olduğu şimdi tabii yönleri artık öyle tarif edeyim. Salı Pazarı'na doğru inen bir yer var ya Ördekli Dere Caddesi. O bayırda bulundu. Şimdi o bayırda neden bulundu? Bence şundan dolayı yani orada neden çıktı onu söyleyeyim. Tekirdağ'ın coğrafi konumuna bakacak olursanız böyle birazcık da tepeden baktığınızı düşünürsek bence hani tarihçiler vesaire bir nehir olduğunu söylüyor. İşte Ördekli Dere Caddesi, Ördekli Dere ki biliyorsunuz aslında çoğumuz çocukluğunda hatırlıyordur belki oranın eskiden dere olduğunu ama şu an tabii binalar yükseliyor ve Salı Pazarı. Salı Pazarı'nın kurulduğu bölgeden dere geçiyor. Öyle düşünün. Ki zaten taşmasının nedeni de bu. İkide biri sürekli taşıyor ya onun nedeni de o. Burası bir dere. Bence ikinci bir dere daha var. O da Perşembe Pazarı. Perşembe Pazarı'nın olduğu yerde bence bir dere idi. Tabii bunu konuda hiçbir kanıt yok ama ben coğrafi olarak gördüklerimi söylüyorum. Çünkü orası bir boşlukta böyle. Bir tam nehir yatağı gibi. Arada kalan bölgede ki düşün hani az buçuk tahayyül edin. O arada kalan işte Ördekli Dere Salı Pazarı'nın işte böyle Namık Kemal Evi'nin oraya çıkın. Vali Konağı'nın olduğu yerden işte çarşıyı dümdüz gidin. Aşağı o Peştemalcı'dan aşağı doğru inin. Peştemalcı'dan da sahile inin düşünün. Hani çok ileri gitmeyin. Burası Tekirdağ'ın asıl yerleşim bölgesiydi ve burada hani yaşadılar. Ki mezarları da işte Ördekli Dere yani yaşadıkları yerin tam karşı tepesine. Nehri geçtikten sonra yani ölüler biraz daha uzak olması açısından tam karşı tepeye gömdüler. Bence bu yüzden. Şimdi Tekirdağ'la ilgili bizim elimizde tabii birçok kaynaklar var ama yani çok fazla kaynak yok pardon. Var demeyeyim. Çok kaynak yok ama aslında çok da kaynak var. Onu da söyleyeceğim nedenini. Eski dönemleriyle alakalı biz şunu biliyoruz. Şehir uzun süre aslında Türk kabilesi olan Avarların saldırısına uğruyor. Nasıl saldırısına uğruyor? Özellikle 1. Antonius döneminde ardından Justinianus döneminde defalarca Avarların saldırısına uğruyor. Bunun üzerine Justinianus diyor ki meşhur Bizans imparatoru, doğrama imparatoru ki aynı zamanda Ayasofya'yı yaptırandır. Hani öyle tahayyül edin. Öyle şey yapın. Ayasofya'yı yaptıran Justinianus Tekirdağ'a bir kale yaptırıyor ve liman yaptırıyor. Çünkü burası coğrafi bakımından çok önemli bir yer. Neden önemli? Tekirdağ'ın merkezinin İstanbul'la bir kara bağlantısı yok normalde. Bu cumhuriyete kadar da devam edecek. Bakın 1930'lara kadar 28 galiba yanlış hatırlamıyorsam yolun açılışı. 28-29 yıllarına kadar cumhuriyete kadar Tekirdağ'ın İstanbul'la bir yolu bağlantısı yok. Yani o değmen altından işte giden yol yok. Onun yerine nasıl ne var? Deniz yolu var. Tekirdağ ile İstanbul arasının deniz yoluyla da tam 6 saat sürüyor. Ve bu normal eski zamanlardan bahsediyorsak çok kısa bir yol. Yani öyle uzun bir yol değil. Uzun bir saat değil. Bu açıdan İstanbul'un yani hem Konstantinopolis olduğu dönemde hem de İstanbul olduğu dönemlerde hem de Konstantiniyye olduğu dönemlerde Tekirdağ İmparatorluğu midesinde İmparator midesi olarak adlandı. İstanbul'un besin deposu olarak kullanılıyor uzun süre ve bu açıdan liman çok önemli. Çünkü buğdaylar vesaire iç ovadan da gelen özellikle Muratlı, Malkara, Edirne gibi işte Bulgaristan'dan gelenler de buradan depolanıp buradan İstanbul'a gidiyorlar. Bu yüzden de önemli bir liman konumunda olduğu için de Justinianus buraya aynı zamanda bir iskele yaptırıyor. Peki daha sonra ne oluyor? Şehir 4. Haç Seferi'nden sonra, bir önceki videomuzda uzun birazcık anlatmışım 4. Haç Seferi'ni, Latinlerin istilasına geçiyor. Şimdi burada bir Latin mahallesi kuruluyor Tekirdağ'da bu süre zarfında. Kalenin içinde bir Latin mahallesi kuruluyor. Güzel. Burada bir Yahudi gezgin
burada Yahudilerin yaşadığını söylüyor. İşte şu kadar şu kadar hane Yahudi yaşıyor diyor. Ancak biz genellikle Yahudileri Seferat Yahudiler olarak tanıyoruz. Romanyot, hani Roma'dan beri burada olan Yahudiler Tekirdağ'da var demiyoruz ama bir seyyah bundan bahsediyor. Romanyot, yani Yahudi yerleşimine bu kadar eskiye gittiği söyleniyor. Ardından şehir tekrar 1275 yılında yanlış hatırlamıyorsam Mikhail Palaiologos döneminde tekrar alınıyor. Bizans'ın eline geçiyor. Ardından meşhur Süleyman Paşa komutasındaki bir orduyla tahmini olarak işte 1360'larda şehir ele geçiriliyor Türkler tarafından ve uzun bir süre şehir kendini toparlamaya çalışıyor. Şehrin tekrardan böyle pik yaptığı dönemler denir ya, öneminin fark edilmeye başladığı dönem ki bizim de aslında en erken kaynaklarımızın olduğu dönem Fatih dönemi. Şimdi Fatih döneminde burası Fatih'in kendi vakfına, Fatih ve meşhur sadrazamlarının vakfı haline geliyor. Neden? Çünkü limanı kullanıyorlar. Ve şehri yeniden ihya etmeye başlıyorlar. Ancak kale biraz atıl durumda kalıyor. Bakın bu kale önemli. Peki kale nerede diye soracaksınız. Onu ayrıca anlatacağım. Kanuni'ye geçelim öyle. Fatih burayı ihya etmeye çalışıyor ve diyor ki işte şöyle şöyle limanlar yaptırıyor, depolar yaptırıyor, antrepolar yaptırıyor. Ardından şehirde büyük bir nüfus artışı görülüyor özellikle. Ama burada bu dönemde iki dinden mensup insanlar yaşıyor. Biri Rumlar, bir diğeri de Müslümanlar. Şimdi Özlem Sert, ki kendisinin burada ben doktora tezinin zamanında çıktısını almıştım. Şurada Reconstruction a Town from its Country Court Records, Rodosçuk diye bir kadısıcından bir şehri yeniden yaratmak tezi var. Tezi. Daha sonra esamesi geçen insanların kenti Rodosçuk diye Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından basıldı ama hiçbir yerde bulamıyorum. Buradan gerekli yetkililere sesleniyorum. Lütfen bana kitabı ulaştırın. Eğer böyle bir şey olsa çok çok sevinirim. Ben İngilizcesini okuyorum ama Türkçesi olsa tabii ki daha iyi olur. Kitap da bende olması çok çok çok. Sefer dinledim. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Şimdi bu esamesi geçen insanların kenti Rodosçuk kitabı, Rodosçuk'ta Özlem Sert'in görüşü şu. Şehirde iki grup var işte. Bir Rumlar, Rumların olduğu mahalleler var. Bir de Türklerin olduğu. Bir de din değiştirenlerin, yani Rumken Müslüman olanların yaşadıkları karma mahalleler var. Yani o din değiştirenler ve Rumlar bir arada yaşıyorlar ki Özlem Sert'in yine burada iddiası özellikle isimlerden ve baba adlarından çıkararak yaptığı bir şey bu. Gayrimüslimler bu sonradan Müslüman olanları özellikle mahkemede şahit daha fazla gözüküyor. Çünkü çift dilli oldukları için biliyorlar diye. Bu dönemde yani şehrin bir daha yükselişi kanun döneminde. Neden kanun döneminde onu da anlatayım. Bizim çok ilginçtir bakın Osmanlı'da mahkeme kayıtları yani bizim kadısicilleri dediğimiz mahkeme kayıtları çoğu ilin yoktur. Yani 20 bin kadar sicil var mahkeme kadar. Bunun 10 bini zaten İstanbul'a ait. Diğeri çevre illere ait. Mesela İzmir'in en erken sicil 1852-54 yılları arasında. Düşünün öyle örnek vereyim. Antalya'nın yine 19. yüzyılda. Çanakkale'nin çok fazla yok. Ondan sonra yani bazı illerin ilk hiç yok. Yani mesela Muğla'nın hiç sicili yok neredeyse. Ama Tekirdağ'ın 1547'den başlayıp, 1547-1548'den başlayıp 1920'lere kadar aralıksız katı sicilleri var. Bunu Sakarya Üniversitesi bazı tezler yapıyor. Edirne, Trakya Üniversitesi'nde bazı siciller çevrildi ama tabii çok daha yeni bu çeviri aşamaları, çeviri faaliyetleri ama umarım şey yapar. 268 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Katı sicili var Tekirdağ'ın. Rodosçu. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Tekirdağ bu dönemdeki en erken nüfus tarihlerini Fatih dönemlerini kapsıyor. Bir de Yavuz döneminde yapılan bir defter var. Nüfus defteri yani nüfus şeyi var ki burada Fatih Sultan Mehmet'in vakfı olduğunu görüyoruz. Biz şimdi şöyle bir şey. Tekirdağ yani bu dönemde şehrin adı değişiyor. Tabii Bizantiyon ya da Bizante değil. Ne oluyor burada şehrin adı? Rodosçuk oluyor. Şimdi Rodosçuk'la Tekfur Dağı ne? Şimdi Tekirdağ biliyorsunuz Tekfur Dağı'ndan geliyor ama Rodosçuk diye bir şey var. Rodosçuk işte Redestos'un hani Rodos değil, Rodosçuk hani.
diye düşünün. Rodosçuk, Rodosçuk ve Tekfurdaşı. Nefsi Tekfurdağı, belgelerde öyle geçer. Nefsi Tekfurdağı, Kazayı Rodosçuk. Şimdi şu şu demek. Tekirdağ, Tekfurdağı, Nefsi Tekfurdağı dediği zaman iki tane kazası var. Bir Rodosçuk, bir de İnecik kazası var. Ki bugün bildiğimiz İnecik köyü. Burada iki kadılık var. Gerçi orada kadın değil, kadın ahipliği var ama iki kaza şeyi var. Yani Rodosçuk, Tekfurdağı bölgenin adı. Ki bunun içine Banados olarak adlandırılan günümüzdeki Barbaros giriyor. Ondan sonra şey düşünün, Barbaros'tan Uçmakdere'de dahil olmak üzere Işıklar köyü ve oradan işte Kılıçlı'yı takip ettiğinizi düşün. İğnecik'e gelene kadar. İğnecik'ten içeri dönün, Muratlı'dan işte şey Kayı köyü vesaireyi de aldığını düşün. Oradan da hemen Değirmen Altı'na kadar gelen toprakların hepsine Tekfurdağı kazası deniyor ve merkezi Tekirdağ, bugünümüzdeki merkezi nedir? Rodosçuk deniyor. Bunu şey gibi düşünün. Tekirdağ ile Büyükşehir Belediyesi oldu malum. Süleyman Paşa merkez ilçe gibi düşünün. Tabi uzun süre Çirmen kazası olarak adlandırılan bir eyalete bağlı Tekirdağ. Uzun süre o yüzden Çirmen kazasının, yani Çirmen eyaletinin defterlerine bakmanız lazım. Öyle Tekirdağ yazarsanız kolay kolay bulamazsınız. Ardından Edirne vilayetine bağlanıyor. Bir ara Vize, Çirmen, yani birçok yere bağlanıyor ama en sonunda Edirne vilayetine bağlanıyor. Çok dağıtıyorum bilgi çok olunca. Şimdi buradan görebiliyoruz. Yani 1511 tarihli bir nüfus defteri var. Şimdi oraya geri döneyim. 1511 tarihli nüfus defterini ben biraz okumuştum. Orada yine cidden iki unsur var işte. Gayrimüslimler var ve Müslümanlar var. Bu konuda mahalleler çok önemli. Şimdi kalenin yerini tespit edelim. Neden? 1548 Özlem Sert ve bir diğer aynı dönemde tez hazırlayan Hacer Ateş var. Ben Hacer Ateş'tense Özlem Sert'i kullanmayı tercih ettim. Çünkü bunun mahalleler konusunda bariz bazı hataları var. Kendisine söylemiştim zamanında. Konuşmuştuk bu konuyu ama tabii problem yani şey olarak. Şimdi Hacer Ateş tezinde Tekirdağ Kalesi'nin Çiftlikönü tarafında olduğunu söylüyor. Bakın Çiftlikönü tarafında olduğunu söylüyor. Özlem Sert ise Ördeki Dere'nin hangi kısmı oluyor? Batı kısmı ya da güney kısmı. Yani bugünkü bildiğimiz işte vali konağının vesairenin olduğu işte ordu evine kadar inen ki şeyde kalenin olduğunu söylüyor. Ben Hacer Ateş değil Özlem Sert'e bu konuda destekliyorum. Onu söyleyeyim. Sebebi de bana göre de kale orada. Günümüzdeki hani bu şeyin tepesine hani o vilayet konağının vesairenin olduğu yerde kale. Bu kalenin, tabi günümüzde kale yok, kale male yok. Kalenin son parçaları 1548 yılında inşaat malzemesi olarak kullanılmak üzere şeye gidiyor. Evlere ev yapılması için harcanıyor. Bununla ilgili Kadı Sicili'nde hüküm var çünkü. Ve 16. yüzyıl aynı zamanda Kanuni için şöyle, hani Tekirdağ için şöyle önemli. Fernand Braudel şunu iddia eder, meşhur Fransız tarihçi der ki Tekirdağ bu dönemde parlayan bir yıldızdı. Ki bunu ilk fark eden kişi de Kanuni'nin damadı meşhur Rüstem Paşa. Rüstem Paşa şehrin potansiyelini görüyor ve diyor ki ben burada bir şeyler yapmam lazım ki bir cami yaptırıyor. Ki Mimar Sinan yaptı ama Mimar Sinan atölyesinden çıkmış bir şey. Yani Mimar Sinan mı tasarladı onu emin değiliz yani. Ama onun atölyesinden çıkıyor Rüstem Paşa Camii. Rüstem Paşa aynı zamanda medrese ve ilkokul yaptırıyor. Aynı zamanda da bir han yaptırıyor ve iskele yaptırıyor. Zaten hani o dönemde işte Rum Mehmet Paşa'nın vesairenin vakıfları var. Bir de o da çağ bedesten yaptırıyor ki bedesteni bu bugün de gidip görebilirsiniz. Bizim evimize de çok yakın bedesten. Ki Rüstem Paşa Camii de hala ayakta. Burada bu potansiyelini görüyorlar ve şehrin nüfusu artmaya başlıyor. Şehre kimler geliyor? Şehre önce gelenler aslında Yahudiler. Ama Yahudilerin ilk geçmesi çok güzel. Yani 16. yüzyıl, 17. yüzyılda artık kayıta geçiyor. Yani müstakil böyle bir mahalleleri olmadığı için 2-3 tane böyle etrafta var. Yahudilerin çoğu seferat Yahudiler ki seferat Yahudi ne demek? İşte İspanya ve Portekiz'den gelen Yahudiler. Bunları biliyoruz. Geliyorlar ve şehre Tekirdağ'a yerleşiyorlar. Bir de bu benim bulduğum bir şey. Bunu şey yapmayın. Bu kesin bilgi arşiv belgesinde bulduğum için söylüyorum. 1582 tarihinde Celali isyanlarından kaçan Kemal'lı Ermeniler kalkıp Tekirdağ'a geliyorlar ve yerleşiyorlar.
Bakın bu çok önemli. Neden? Çünkü bu Kemal'da Ermeniler, çevredeki hemen hemen bütün Ermeniler bu Celal isyanı bittikten sonra geri dönmelerine rağmen Tekirdağlı Ermeniler dönmüyor. Ve Tekirdağlı Ermeniler o dönemde bir nevi şehrin dışı olabilecek 2-3 yere yerleşiyor. Birincisi bugün işte kütüphanenin olduğu, Rakoçi Müzesi'nin vesairenin olduğu mahalleye yerleşiyorlar. Bir de Tekirdağ'ın daha arka kısımları ve Ördeklidere Caddesi'nin o taraflara ve Çiftlikönü'ne yerleşiyorlar Ermeniler ve cidden Tekirdağ'da Ermeni nüfusu bir anda çok fazla artıyor. Yahudi nüfusu çok daha sabit kalıyor. Yani çok fazla artmıyor Yahudi nüfusu, ama Rum nüfusu da tabii çok fazla artıyor. 17. ve 18. yüzyılda şehrin nüfusu gelişmeye başlıyor ki gelen Evliya Çelebi falan geliyor. Evliya Çelebi'nin iddiasına göre mesela şehrin adı işte Ermeni tekfurlardan geliyor diyor, ama tabii öyle bir şey yok. Ermeniler buranın yerli halkı değil sonuçta. Ve diyor ki işte burası çok güzel, işte suları şöyle bereketlidir, bağları şöyle güzeldir falan filan diyor. Ve işte uzun uzun anlatıyor Tekirdağ'ın güzel Evliya Çelebi. Sadece bir kere değil, birkaç defa geliyor Evliya Çelebi. Burada Tekirdağ aslında özellikle 16. Fernand Braudel'den bahsediyordum, laf kaynadım. Fernand Braudel diyor ki işte bu şehir gelişti, 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 gelişti. Tamam, güzel, gelişti. Peki 16. yüzyılda bu halka zenginlik olarak yansıdı mı? Tabii ki de yansıdı. Nereden biliyoruz biz bunu? İlber Ortaylı'nın bir makalesi var Tekirdağ ile ilgili, Vie Egnatia kitabında. Ben onu birazdan gösteririm. Burada Tekirdağ coğrafi konum, coğrafya kaderdir der ya İbn Haldun. Coğrafya kaderine göre Tekirdağ bunu çok iyi kullanıyor. İşte İstanbul'a yakın, evet, ve bütün Balkanlardan, işte Trakya'nın içerisinden vesaireden bütün o yollar, ki Via Egnatia'ya dahildir, bu sol kol çok önemli bir kol, ticari yoldur. Buraya bağlı olan kenttir Tekirdağ, ama bu kol askeri kol değildir. Yani Tekirdağ'dan kalkıp şimdi normalde askeri, yani Yeniçeriler sefere çıkacakları zaman Balkanlar üzerinden, yol üzerindeki herkes onlara yardım etmek zorunda. Bu da halka külfettir. Yani çünkü bütün o Yeniçerileri vesaire doyuracaksınız, altlarını besleyeceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Önceden zaten haber salın, bunlara hep hazırlansın diye. Tekirdağ askeri yol güzergahında olmadığı için, yani İstanbul'la bir yol bağlantısı olmadığı için buraya hiçbir şekilde gelmez. Buradaki halk inanılmaz derecede zenginleşir. Bakın bu çok önemli bir şey ki İlber Ortaylı bir kızın kaçıp İstanbul'a gitmesi üzere gideceğine dair işte bir olay yaşanıyor. Kızın üzerinde gemideyken yakalanıyor kız, Tekirdağlı bir kız. Üzerinden işte ziynet eşyaları falan çıkıyor. Yani o bile diyor bu çok zengin bir kent. Nasıl bu kadar zengin olabilir? İşte zengin olmasının nedeni ticaret ve limanları. Bakın Tekirdağ'ın en önemli şeyidir liman. Ki son yüzyıldan, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldan anlatacağım ne kadar önemli olduğunu. Bunu çok iyi kullanıyor 16. yüzyılda ve inanılmaz derece zenginleşiyor. Tabii 17. ve 18. yüzyılda biraz daha geriliyor limanlar, ama yine de önemini koruyor. Ardından 18. yüzyılda tabii daha büyük bir olay oluyor. Ne olay? Macaristan'da Macar asilzadeler işte Avusturya'ya karşı bağımsızlık hareketine girişiyorlar ve orada başarısızlığı gören Prens Rakoçi Osmanlı'ya sığınıyor. Kelemen işte yardımcıları ve ona tabi olan halkla birlikte Osmanlı'ya sığınıyor. Burada önce Kocaeli taraflarına gönderiyor. Hadi yanlış hatırlıyor olabilirim. Kocaeli taraflarına gönderiyorlar. Ardından da Tekirdağ yani resmi ikametgahı olarak veriliyor. Ve Ermeni mahallesine dip dibe olan bir mahalleye yerleşiyor. Yani bugünkü müzenin olduğu Rakoçi Müzesi ve ardındaki o sokak Macar Sokağı işte. Ve orası tamamen şey ayrılıyor. Macarlara ayrılıyor ki Kelemen Mikes, yani şeyin yardımcısı, Rakoçi'nin yardımcısı, hayali bir halasına, gerçek olmayan bir halaya mektuplar yazıyor. Ve bu arada uzun uzun Tekirdağ'la ilgili anlatıyor. Mesela Tekirdağ'da ne ürünler yetişiyor onu anlatıyorsunuz. Mesela pamuk yetişiyormuş. Düşünebiliyorsunuz, Tekirdağ'da pamuk. Yani şu an hiç düşünebilecek bir bitki değil, ama o dönemde pamuk yetişiyormuş. Aynı zamanda işte Ermeni komşularının çok fazla kıskanç, erkeklerin özellikle çok kıskanç olduğu, eşlerini hiç göstermedikleri ve her tarafın leş gibi pastırma koktuğunu söylüyor. Çünkü Ermeniler tabi biliyorsunuz pastırma işinde çok şeylerdir. Ve leş gibi pastırma koktuğunu söylüyor. Ki kendileri aynı zamanda tabi burada bu dönemde veba hastalıkları falan filan da var. Kendileri Yalapsan diye bir bölge var. Tabi biz
çok dalga geçmek için, yani bizim ailemize çok dalga geçmek için bu ad kullanıldı. Ben böyle bir yerin varlığını dahi bilmiyorum. Yani hayal ve şaka olduğunu düşünüyordum ama meğerse böyle bir yer varmış. Yerapsan Çamuru diye de bir çamur varmış. Burada yerleşim de var 19. yüzyılda, onu da söyleyeyim. Burada bu çamur cilde çok faydalı geldiği için insanlar burada rahatlamak için ve bir nevi spa terapi, yani spa anlamında yerapsana gidiyorlar. Benim anladığım kadarıyla yerapsan bugün şey tarafında, o değirmen altından da dahil, işte Yakaköy, Beyazköy taraflarının iç kısımlarında kalıyor. Bugün Tokyo'nun falan oralarda kalıyor galiba ama tabii çamur kaldı mı kalmadı mı bilmiyoruz yani. Nereden biliyoruz biz bu çamuru? Çünkü Kelemen Mikes mektuplarında anlatıyor uzun uzun. İşte şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir diye uzun uzun anlatıyor. Ve tabii buraya da Macarlar da geliyor. 19. yüzyılda birlikte, başlangıcıyla birlikte Tekirdağ Limanı tekrardan önemine koşuyor. Çünkü Akdeniz önemli hale geliyor. İzmir önemli hale geldiği gibi, işte Ayvalık, ondan sonra liman kentleri tekrar önemini artınca Tekirdağ'ın da önemi artmaya başlıyor. Burada Levantenlerin varlığını görüyoruz. Artık yavaş yavaş Levantenler geliyor. İsveç konsolosluğu var, Norveç konsolosluğu var. Ondan sonra İtalyan konsolosluğu var ki şu anda maalesef terk edildi. O kütüphane, eski 3 katlı kütüphane var ya sahilde. Eski Portakal Kafe'nin karşısında, öyle tarif edeyim. Orada 3 katlı var. Brakoç Müzesi'nin hemen yanında. O bina aslında İtalyan konsolosluğu olarak uzun süre görev yapıyor ki Tekirdağ'ın yaşlıları o son İtalyan konsolosluğunun oğlunu hatırlar büyük ihtimalle. Hala yaşıyormuş. Ben Tekirdağlı birinden öğrendim. Hala yaşıyormuş. Facebook'ta bulabilirsiniz kendisini. Burada İtalyan konsolosu vesaire ve o meşhur işte ordu evin, hani bir tane bina kaldı sadece ama bir fotoğraflarda görürsünüz. Uzun bir Frank Caddesi denilen bir cadde var. Biz şu anda da o caddede yürüyoruz aslında. Neresi? İşte Kapalı Spor Salonu'nu düşünün. Onun ön tarafında, işte Ordu Evi'nin arkasında, işte müzeden sahile doğru gittiğinizi düşünün. O cadde işte Frank Caddesi adlandırıyor. Ve burada konsolosluklar var. Tekirdağ, konum böyle tepeden baktığımızı düşünelim. Rum mahalleleri, şeyde Ordu Evi'nin oradan başlıyor Rum mahalleleri. İşte Kapalı Spor Salonu'nun o tarafı kapsıyor. Peştemalcı'ya kadar gidiyor. Peştemalcı'da Ermeni mahalleleri başlıyor. Yukarı doğru çıktığınızda Perşembazan'ın o Aydoğdu Mahallesi vesaire Müslüman mahalleleri var. Ki Dudu Hatun Mahallesi diye geçer. Oradan aşağı arka tarafa doğru gidiyorsunuz. Yine Müslüman, Muratlı Caddesi vesaire oraların hepsi Müslüman mahallesi. Vali Konağı'nın arkasına geldiği zaman oraları Ermeni mahallesi arada kalmış. Ondan sonra tekrar işte o Orta Cami Mahallesi olarak vesaire olarak adlandırılan bölge ki İzmir'in Tekirdağ'ın en zengin bölgesidir mahallesi. Bu işte o taraflarda yine Müslümanlar başlıyor. Öğledeki dereye doğru. Çiftlikönü tarafları tamamen Ermeniler. Ve bugünkü şeyde bu sahil kısmı, o yalı hamamı dediğimiz hamam var ya, orası aşağı doğru indiğiniz, orası bir küçük bir Yahudi mahallesi. Hemen önünde tekrar sahil boyunca, kordon boyunca komple Rum mahallesi. Böyle bir yapı var. Arada kalan tabii her yer Müslüman mahalleleri. Şimdi Tekirdağ özellikle 19. yüzyılda daha çok bahsediyor.